Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size favori ürünlerimden biraz bahsedeceğim ama ondan önce arka planımı değiştirdim. Çok boş geliyordu bana, dedim bari yılbaşı ağacına taktığım şu süslerden alayım da biraz renklensin dedim. Şimdi favori ürünlerime geçmek istiyorum. Birinci ürünümle şimdi başlıyorum. Beauty ürünlerini çok seviyorum. Bunu daha önce de söylemiştim çantamda ne var videomda. Bu Beauty'nin gratisten aldığım aseton'u. Çok güzel bir aseton. Niye? Normal her aseton gibi ojeleri çıkartıyor falan ama tek seferde çıkartıyor. Tırnakları hem besliyor hem de kolayca aseton çıkardığı için çok severek kullanıyorum. Tekrar alacağım, bitti. İkinci ürünüm yine Beauty'nin ürünü. Canlandırıcı yüz toniği. Bu ürünü de çok severek kullanıyorum. Çünkü diğer toniklerden farkı yüzü yakmıyor. Bunun nedeni de içinde alkol yok. Diğer ürünlerde alkol olduğu için yüzümü sildikten sonra böyle yanma hissi oluyordu. Hem yüzümü yakmıyor hem de yüzümü canlandırıyor. Gayet güzel bir tonik. Almanızı tavsiye ederim. Fiyatı da 5.90. Üçüncü ürünüm yine Be Beauty ürünü. Bunu da yine gratisten almıştım. Çantamda ne var videomda yine bu ürünü söylemiştim. Benim dudaklarım yaz kış çok fazla çatlıyor. Bu yüzden makyaj çantamın içinde bir sürü dudak nemlendiricisi bulmam gerekiyor. Ama en güzeli ve en sevdiğim de bu. Çünkü kokusu da portakal gibi kokuyor ve dudakları çok çabuk nemlendiriyor. Bu yüzden çok beğeniyorum. Almanızı yine tavsiye ederim. Bir sonraki Avon'dan aldığım kurum. Bu ürünü banyodan sonra kullanıyorum genellikle. Siyah nokta olan bölgeleri sürdüğümde 20 dakika falan bekliyorum, kuruyor. Daha sonra yavaşça soyuyorum. Bu ürün hem ölü deriyi hem de siyah noktaları çıkartıyor. Bu yüzden çok severek kullanıyorum. Siyah noktalarımı temizlemek için kullandığım diğer ürün Bim'den aldığım kurum bantları. Aslında bunu bilmeyeniniz yoktur. Çok fazla markanın burun bandı var ama benim en memnun kaldığım bu burun bandı oldu. Hem uygun fiyatlı hem de diğer burun bantlarına göre çok daha güzel performans sergiliyor. O yüzden bunu çok seviyorum. Bir diğer favori ürünlerim ise, aslında bunlara aşık oldum. Bir ay önce almıştım. Kullanmaya kıyamıyorum. Numaralarını da söyleyeyim. Birinin E3552 pembe olanının. Diğerinin E3522. Bunları kullanmayı kıyamıyorum. Aslında en sevdiğim renk mor benim ama o gün pembe ve sarısına aşık oldum. Ama morunu da keşke alsaydım diyorum çünkü hani içimde böyle ukde kaldı. Gidip de onu alacağım. Fiyatı da 6.99 olması lazım. Bir sonraki makyaj videomda bunları kesinlikle kullanacağım. Artık kıyamamazlık yapmamam gerekiyor. Bunları hemen kullanmam lazım. Makyaj malzemelerine geçmişken oradan devam etmek istiyorum. Bu pastelin 33 numaralı farı. Ama ben bunu highlighter olarak kullanıyorum. Hatta şimdi de biraz daha süreyim. Parmağımla uyguluyorum çünkü çok ince bir yapısı var. Aynaya bakmıyorum ama. İnşallah doğru yere sürmüş. Çok severek kullanıyorum. Hem far olarak hem highlighter olarak kullanabiliyorum. İçinde böyle ufak bir aynası var. Oradan da bakarak rahatlıkla sürebilirsiniz. Yanınızda taşıdığınızda size kolaylık sağlıyor. Bence hemen gidip alın. Hem uygun fiyatta hem de iki işinizi birden görüyor. Ben çok memnunum. Flormer'ın bu 231 numaralı dudak kalemi. Hatta şu an dudağımda da bu var. Ben dudak kalemlerini rujlardan daha çok seviyorum. Çünkü dışarıda sürekli bir şeyler atıştırıyorum. Çok fazla su içiyorum, çok fazla yemek yiyorum. O yüzden sürekli tazelemeye de üşeniyorum ama dudak kremi sürüp üzerine kalem sürdüğünüz zaman hem tazelemeye gerek kalmıyor hem de iyi bir sonuç veriyor. O yüzden Flormer'ın kalemlerini de seviyorum. En sevdiğim de bu. Essence'den aldığım 15 numaralı far. Aslında bitti. Ama kullanmaya devam ediyorum. Çok severek kullandığım bir ürün. Çok fazla renk vermiyor ama baz olarak da kullanabiliyorum. Ya da koyu renkleri açmak için kullanabiliyorum. Hem uygun fiyatlı hem de birçok işime görüyor. Pastelin 230 numaralı ojesi. Bunu
uygulayarak göstermek istiyorum. Parmağımı sürdüm. Sanırım yeterli. Bu ojeden vazgeçemiyorum. En sevdiğim ojem bu. Çok beğeniyorum. Nefiniz alın bundan. Videoya böyle devam edeceğim. En sevdiğim parfümüm Avon'dan almıştım. Bir şey kiss. Aşağı yazarım. Kokusu nasıl? Ben aslında parfüm kokularını pek anlayamıyorum ama çok ağır kokmuyor. Çok hafif de kokmuyor. Hem baharatlı gibi hem de çok fresh gibi. Hem yazlık hem kışlık. Pek anlayamadım ama çok seviyorum. Ben çok zor parfüm beğenen bir insanım. Her kokuyu tenime yakıştıramayanlardanım. Ama bunu çok beğendim. Çok da seviyorum. Şöyle bir süsü var. Çok seviyorum. Diğer ürünüm Encevier'den aldığım vücut losyonu. Hatta fiyatını da göstereyim. 12.95. Çok kolay parfüm beğenen bir insan olmadığımı söyledim. Ama bunun kokusu da çok hafif ve böyle sallayınca simli bir yapısı oluyor. Çok beğeniyorum ve yazın genelde bunu kullanıyorum. Çünkü yazın çok fazla parfüm sıkmayı sevmiyorum. Böyle sıkıncam buralarım biraz böyle... Hatta sıkayım. Hatta elime de sim geldi. Simli bir yapısı var. Böyle parıltılı şeyleri seven bir insanım. O yüzden bunun simlerine aşık oldum. Eğer siz de benim gibi böyle parlayan simli şeyleri seviyorsanız gidip alabilirsiniz. Bir diğer favori ürünüm. Aslında herkesin de favorisi olan Garnier Makyaj Temizleme Suyu. Bu ürünü çok severek kullanıyorum. Çünkü aslında daha önce kullandığım birkaç tane makyaj temizleme suyu vardı ama benim cildim çok hassas olduğu için gözlerim çok sulanıyordu ve yüzümde böyle kızarıklıklar oluşuyordu ama bunda öyle bir sorun yaşamıyorum. Gayet severek kullanıyorum. Hala kullanmayan varsa gidip hemen alsın. Bir diğer favori ürünüm Pastel'in 204 numaralı farı. Bunu deneyerek göstermek istiyorum çünkü rengi çok güzel veriyor. Genelde kış aylarında bu tonlarda kullandığım için bu sene favorim bu oldu. Hem küçük boy hem de rengi... Ay çok korktum. Hemen onu geri takmam lazım. Kış aylarında genellikle bu tonlarda makyaj yaptığım için bu kış favorim bu oldu. Hem küçük boy, çantama kolaylıkla atabiliyorum. Hem de çok fazla tozutma yapmadığı için bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir diğer ürünüm ise Avon'dan aldığım. Çok zor rimel beğenen bir insanım. Kullandığım daha önceden birkaç tane rimel vardı. Diğer rimeller benim kirpiklerimi döktü. Ama bunda öyle bir sorun yaşamıyorum. Kirpiklerimi tek tek ayırıyor ve gayet iyi bir sonuç veriyor. Hatta bunun yedeği de var bende. Bir şeyi beğendiğim zaman sürekli yedekli yedekli alırım. Eğer biterse o anda kriz yaşamayayım diye. Her ay dışındaki şekiller değişiyor. Kışın daha karlı oluyor. Sevgililer gününde kırmızıydı. Sanırım ben bunu sonbaharda almıştım. Tekrardan göstereyim. 15 lira gibi bir fiyatı var. Tabii 15 lira indirimli fiyatı. İndirimi yakaladığınızda alabilirsiniz. Diğer favori ürünüm ise renkli rujları çok seviyorum. Özellikle mor en sevdiğim renk olduğu için Avon'dan aldığım Color Trend serisinden. Neon Chrome bir şey. Aşağı yazarım çünkü şu an okumuyor seri numarasından. Ama yine de size göstereyim eğer siz okuyabilirseniz. Şöyle bir rengi var. Mosmor. Mora aşığım. O yüzden şöyle birkaç defa göstereceğim size. Yazın genelde bu ruju kullanıyorum. Mor severler. Gidip hemen alın bunu. Benim favori ürünlerim bitti. Yani aslında birkaç tane de vardı ama onları sana buraya koymayı unuttum. Aklıma geldikçe bir sonraki videolarımda böyle ara ara onları size gösteririm. Benim favorilerim videom bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Sizin işinize yarayacak şeyleri söyleyebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize.
hepiniz hoşça kalın.